The problems we face today require specific solutions. That's why we try to make every solution customer-specific. In this context, we have a new concept in the ruminant field that we have developed in recent years. We call it PMR concept. PMR is not just a formulation, but also an innovative nutritional concept. This concept allows the professional nutrition and management opportunities that can be applied in professional farms with high income to be applied in medium and small scale family farms. With the PMR concept, Alltech Solutions provide significant success in medium and small farms as well as professional farms. Adım Mehmet Temel, 45 yaşındayım. Burada annem, babam, kardeşim birlikte bu işi yapıyoruz. Baba mesleği olduğundan dolayı 20-25 senedir kendim yapıyorum, bizzat kendim. Bütün geçimimiz hayvancılık, yanında da tarım. Biz küçükbaş hayvancılığı yapıyoruz. İlk süt, peynir olarak mandıraya veriyoruz. Mandıraya verdikten sonra kendimiz yağ, tulum peyniri, salamura olarak da kendimiz pazara sunuyoruz. Elazığ'ın Körpe köyünde bu işi yapıyoruz. Yaklaşık olarak çiftliğimde 1300-1400 hayvan bulunmakta. Alltech kullanıyorum, memnunum. Memnun olmamın sebebi hayvanı test pazara sunma hesabı yapıyorum. Dolayısıyla maliyeti düşürmek amacıyla konsantre yemi olarak kullanıyoruz biz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bizde en büyük sıkıntı idrar sıkıntısı. Primer yemin kullanmamın sebebi, daha önce ben farklı yemler kullanıyordum. Bunlarda da idrar taşı, hayvanlarda ölüm. Bu da bana dezavantaj olarak geri dönüyordu. Şu anda idrar taşı, hayvanlarda ölümler azaldı. Kısa vadede hayvanı yetiştirip piyasaya sunmamız için primer yem olarak kullanıyoruz. Yani bize de iyi geliyor. İnsanlara da tavsiye ediyorum. Maliyeti düşürsün, ekonomiksel olarak faydası olsun diye. Yanında da senede her 3 ayda, 4 ayda bir yaklaşık olarak 700-800 hayvan besliyorum, erkek kuzu. Ticaret olarak düşündüğümüz için herkes kendi kazancını düşünüyor. Kimse demez ben zarar edeyim. Ben bir hayvanı 3 ay değil de atıyorum 75 günde beslediğim zaman o bana büyük bir kazanç. Süre düştükçe bana faydası var. Atıyorum bir hayvan 3 ay değil de 5 ay beslediğim zaman ek yem olarak insan gücü, yani bunlar ayrıca maliyet. Ben üreticiyim. Üreticinin en büyük sıkıntısı ne? Gücü olduğu zaman üretebilir. Olmadığı zaman ben yokum. Bu da nedir abi? Yemden faydalanıp kazanmam lazım ki hayvanı yetiştirip piyasaya sunmam lazım. Üretip bana verecek, ben de üretip piyasaya sunacağım. Yani ikimizin döngüsü aynıdır. Yani ben kazanacağım, o kazanacak. Yemlik, suluk, daha kaliteli bir üretim. Ben senede 500 beslemem, 1500 beslerim. Yem olarak şunu söyleyeyim, hayvanda en büyük sıkıntı nedir? Bir hayvan yediği yemi sindirebiliyorsa, şişkinlik, böbreklerde, idrar taşlarında sıkıntı olduğu zaman ne oluyor? Bu hayvan bitiyor. Bu yemde de gerçekten de bu sıkıntı yok. Bu sıkıntıyı komple ortada kaldırıyor. Bu kaldırdığı zaman ne olacak? İlla ki bana faydası olacak. Diğer arkadaşa faydası olacak. Alltech ekibi olarak, yani bugün benim işletmeme geliyorsa ben onlara çok teşekkür ediyorum. Yani yaptığı işten bir insan sorumluysa, yaptığı işin arkasında ise o çok güzel. Onlara teşekkür ediyorum. Biz birbirimize muhtacız. Adım Ramazan Yıldırım. Elazığ'da Hasbek Tarım'ın ortaklarındanım. Aile olarak 1981'den beri yem ürünleri ile başladığımız sektöre, daha sonra gübre, tarım ürünleri, yem şeklinde devam ettik. Hayvancılık maalesef ülkemizde de, ilimizde de çok da iyi olmayan ama insanların yapmak zorunda olduğu bir meslek. Bizlerin çok daha iyi bir üretici, çok daha iyi bir yetiştirici olmamız gerekirdi. Firmalar bu konuda ister kendi menfaatleri için olsun, isterlerse hayvan yetiştiricisine yardımcı olmaları hususunda olsun, bir taraftan üretimi geliştirmek, bir taraftan daha iyi beslemeyi sağlamak, bir taraftan da para kazanmak için bu sektöre yoğunlaşıyorlar. Alltech'le 2019'da kendisiyle yapmış olduğumuz çalışmalardaki başarımız, hayvancıya yaklaşımı, hayvan beslemesindeki uzmanlığı bizi Alltech'le çalışmaya itti.
Oltek bize başta PMR modellerini sunduğunda çok garipsemiştik. Biz vitamin olarak çalışmayı düşünmüştük. Sonra anlattıklarında aklımızda bir şeyler olabileceği göz önüne geldi. Ama kabul edelim, hayvancılar kolay değişmeyen, kendi besleme şekillerini değiştirmeyen, yeniliği denemeye açık olmayan bir kesim. Zaten zengin olmayan bir üretici, emek yoğun bir sektör. Bir de parasını ve emeğini üstüne koyarak zararla çıktığında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Ama Oltay'ın yine de söylemleri, sorunların çözümüne yaklaşımı, bizi bu konuya daha iyi bakmamızı, bu konuda daha cesur olmamızı, bu konuda adım atmamızı sağladı. Oltay'la birlikte çalışmak bize her şeyden önce yapılamayacak şeylerin de yapılabileceğini gösterdi. Daha önce böyle olsaydı daha iyi olurdu dediğimiz şeyleri özellikle Oltek'in teknik personeliyle konuştuğumuzda biz size bunları sağlayabiliriz dediler. Oltek'le böyle başladık ve bize sundukları her çözüm gerçekten söylediğimiz sorunu ya tamamen giderdi ya da büyük oranda çözdü. Üreticimizden aldığımız sorunları Oltek'e aktarmamıza neden oldu. Bunlar da Oltek'in bakış açısıyla, Oltek'in teknik yaklaşımıyla, Oltek'in belki ürünlerinde kullandığı yüksek teknolojiyle büyük oranda çözülür problemler oldu bizim için. Bizim bölgemiz tahıl besisinin yüksek olduğu bir bölge. Çiftçimiz arpayı buluyor, buğdayı buluyor, mısırı buluyor. Ama tahıl oranı yüksek yemlerde sindirim oranı ciddi anlamda sorun. Yani elinizde mal var, yanı başınızda hayvan var. Hayvana bu malı yedirirseniz bu hayvan gelişecek. Bu malı yedirdiğinizde ama sorun yaşıyorsunuz. Hayvanın asidoz oluyor. Bu da üreticinin hayvanı beslerken az yem verip uzun vadeye bu besiyi yaymasına neden oluyor. Oltek'in özellikle sindirimde etkili sorunları çözen formülasyonları, bu konuda gerek vitaminleri olsun, gerek yemine koydukları katkı maddeleri olsun, bunlar hayvancının hayvana istediği kadar yem vermesini sağlıyor. Daha önce hayvancı 4 aylık bir kuzuya 1,5 kilo yem veriyorduysa Oltek'le 1700-1800 gram vermeye başladı. Bu da o kuzunun çok yiyenin daha çok gelişmesini sağladı. Bu konuda bu yüzden Oltek'e güveniyoruz. PMR kullanımı bize bir sefer özellikle yeni doğmuş kuzularda, bağışıklığı düşük kuzularda veyahut da çok sağlıklı olmayan kuzularda çok çabuk bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağladığı için bir sefer yeni kuzunun artıyla çıkışı bizim için büyük bir avantaj. Çünkü ölmeyen her kuzu iyi kötü size bir et veriyor, iyi kötü size bir besin sağlıyor. Ama ölen kuzu kayıp kuzudur. Hayvancının da hayvanın da moralinin bozulduğu ve insanın üzüldüğü bir olaydır. Oltek'te çözümlerde bizim en çok faydalandığımız, en çok gözümüzü diktiğimiz kısım ilk kuzuların yetişmesindeki bağışıklık sistemi. Sonrasında da tabii ki hızlı gelişen, hızlı verim demektir. Adı üstünde bu fon bir yardım fonu. Yardım fonlarının hepsi bir sefer doğru işletiliyorsa kesinlikle güzeldir. Yardım fonlarının çapının büyümesi çok daha güzel olacaktır. Dünyada bir direkt yardımlar vardır, bir endirekt yardımlar vardır. Direkt yardımlar birine bir şey verirsiniz, o da alır, size teşekkür eder veya bir şekilde kullanır. Ama endirekt yardımlarda bir şey verirken onun bir şey üretmesini sağlarsınız. Çinlilerin balık tutmayı öğret derken biz oltayı verelim diyoruz. Küçük başladık ama umarım bu proje büyür. Biz bu projeden ümitliyiz ve bu projede olmaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin varlığını sürdürmesini de istiyoruz. İnşallah bizler büyüdükçe bu projeyi daha çaplı, daha iyi bir şekilde yapacağız. Yaptığımız her projeden sonra hayvancılığın Türkiye'deki gelişiminde de daha bir bilimsellik, daha bir makinalaşma, daha bir otomatik mekanizasyon gelişsin istiyoruz. Adım Oktay Özer, veteriner hekimim. 2019 yılından beri Oltek bünyesinde Doğu Anadolu bölgede saha satış elemanı olarak hizmet vermekteyim. Doğu Anadolu bölgesi özellikle küçükbaş hayvancılıkta ülke genelindeki en fazla hayvanın bulunduğu bölgemiz olup özellikle bölgede ekstansif yani merava otlak yönetimine dayalı düşük ham madde portföyü ve arpa besisine dayalı bir besi yapmakta. Bu sebepten dolayı özellikle küçük aile işletmeleri başta olmak üzere 200 ile 1000 baş arası koyun sürüleriyle aile ve küçük işletmeler şeklinde devam etmekte. Bizim bu bölgeyle ilgili en büyük zorluğumuz çok yaygın ve tamamen atadan kalma yöntemlerle besi yapılması.
Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki ham maddelerin sıkıntılı olması dolayısıyla bölgemiz daha uzak bölgelerden yem fabrikalarından özellikle fabrika yemi satın almakta, kaliteli ham maddeye ulaşmak bu bölge için çok zor durumdaydı. Yetiştiriciler genellikle arpa besisine dayalı ve ekstansif besi yaptıkları için besi performanslarımız çok kötü durumdaydı. Olteyin eşsiz çözümleriyle PMR modelimizi geliştirerek hem Olteyin kendi çözümlerini sunarak hem de insanlara daha çok performans, daha kaliteli et, daha az hastalık oluşturma amacıyla PMR modelimizi faaliyete geçirdik. Bu şekilde özellikle küçük aile işletmelerini ve kaliteli ham maddeye ulaşamayan, protein kaynaklarına ulaşamayan çiftçilerimize destek sağlamayı amaç edindik. Çok ciddi verim kaybı, kilo programlarında ciddi bir azalma, çok uzun besi süreleriyle yapmak zorunda kalıyorlardı. Fakat PMR modelimizde şunu sağladık. Özellikle canlı ağırlık artışında %20-30'a varan bir farklılık yarattık. 2-2,5 ay hatta maksimum 3 ay gibi sürelerde hayvanların daha erken çıkmasını sağlayıp yıl içinde 2 hatta 3 defa besi yapma şansı elde etmek gibi bir şansımız oldu. Özellikle Olteyin eşsiz çözümleriyle birlikte gördüğünüz gibi kapalı ahır sisteminde aşırı derecede koku, solunum sistemi hastalıkları gibi olayların önüne geçtik. İlaç ve hastalık maliyetlerini en aza indirdik ve çok hızlı sürede çok kaliteli ve performanslı bir besi yapmanın önüne açmış olduk PMR modelimizle. Geçmiş dönemde 11 kilo aldırdığımız hayvanları 3,5-4 ayda biz 2,5-3 ay gibi sürelerde 14 kilolara kadar canlı kilo aldırabileceğimiz şekilde bir besi yapma şansını sağladı bize PMR. Küçükbaş hayvancılığın bu bölgedeki en büyük avantajı yoğun şekilde arpa kullanımıydı. Fakat diğer kaliteli ham maddeleri ve protein kaynaklarını bulma şansımız yoktu. Biz PMR modelimizle kaliteli protein ve Oltec çözümleriyle birlikte bölgede bulunan her türlü ham maddeye birlikte bir alternatif çözüm üretmiş olduk. Bölgedeki diğer yem fabrikalarının uzaklığı nedeniyle özellikle nakliye bakımından çok ciddi bir fiyat dezavantajımız vardı. PMR modelimizdeki konsantre ürünler ürünlerimizle birlikte tüketicinin depolama alanlarında daha az yer kaplamak, daha az maliyetlerle daha yüksek verim elde etme şansımız oldu. Bundan dolayı da PMR modelini geliştirmek için uğraşırken bölgemiz çok ciddi bir deprem atlattı. Deprem sonrasında özellikle ECE Foundation Vakfı'nın da yardımlarıyla birlikte küçük ölçekli aile işletmelerine hem teknik destek hem de ekipman ve profesyonel bir çiftlik oluşturarak daha fazla katkı sağlayıp daha çok kar elde etmeleri için yardımlarda bulunduk. Bu fonda sayesinde de şu an her geçen gün PMR modelimiz daha da artarak devam etmekte, daha çok başarı sağlayacağımıza inanıyorum ben. Our project, which we started in our country in the field of small ruminant, attracts great attention because after a long time, for the first time, a study is being conducted in small ruminant where scientific measurements are used, a regional specific solution are targeted. Normally, lamb producers who have made a habit of diet based on compound feed and straw are starting to use customized specific Oltec solutions via Oltec PMR. As producers see the positive results in their animals, they tell their success stories to everyone.